Bir de yanlış tarım politikaları var. Mesela bu ikinci ve çok önemli sorun. Son 10 yılda Türkiye'nin kaybetmiş olduğu tarım alanı Hollanda'nın top nüfusu, yüz ölçümü kadar. Hollanda yüz ölçümü kadar toprağı kaybettik. Yani Konya ilinin biraz daha büyüğü. Toprak kaybettik. Nasıl kaybettik? Ben hafta sonları boş durmuyorum, geziyorum. Dağda taşka bitki resmi çekmek için vesaire araştırmak için. Bursa, İzmit, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Mersin, Adana. Bütün ovalar, irili ufaklı ovalara vatandaş gidiyor. İstediği şeyi kuruyor. Küçük bir fabrika kuruyor, bir ev kuruyor, bir istasyon kuruyor vesaire vesaire. Tarım alanının ortasına derme çatma şeyler kuruyorlar, tarım alanını öldürüyor. Fabrika kuruyor, tarım alanını öldürüyor. Verimsiz arazilere yapılması gereken fabrikalar en verimli arazilere gelip yapılıyor. Yani bir çeşit ülkeyi kendi elimizle harap ediyoruz. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde mesela Portekiz, İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde eskiden yapılan çarpık yapılaşma nedeniyle ortaya çıkan betonlaşmayı ortadan kaldırdılar. Şimdi yavaş yavaş zamanında 30 yıl önce tarım alanlarına dikilen bütün o beton blokları sökerek tekrar tarıma kazanmaya çalışıyorlar. Bu da çok maliyetli bir iş. Milyar dolar gerekiyor. Türkiye'de 20-25 yıl sonra ne olacak? Bütün bu ovalara dikilen, yapılan konutlar, evler, iş yerleri sökülmek zorunda kalacak. Yeni bir hükümet gelecek, yeni bir kanun çıkacak. Bütün yapılanlar sökülecek. Ama neden şimdiden bu kadar milyar dolar tarım alanlarını yok etmeye çalışıyoruz? Yani uyumamak lazım, uyanmak lazım. Dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar çok çok tehlikeli. Bir kilo toprakta 2,5 milyar mikroorganizma var. Kullanılan kimyasal ilaçlar, herbisitler, pestisitler, DDT gibi ilaçlar, gübreler, kimyasal gübreler vesaire ne yapıyor? Topraktaki canlı mikroorganizmayı öldürüyor. Solucan ne yapar? Mesela solucan toprağı tabii yiyor ama toprağın içindeki mikroorganizmayı yiyor. Toprağı diğer taraftan çıkarıyor. Toprağı işliyor. Şimdi mesela solucan özel bazı şimdi tesisler kuruldu. Solucanları mesela koyuyorlar böyle labirent gibi toprağın içerisine. Hayvan gübresini koyuyorlar. Solucan bunu işliyor. Gübreye dönüştürüyor. Dünyanın en doğal gübresini üretiyor solucanlarla. Çok yeni bir sistem. Biz de bununla ilgili bir çalışma yaptık. Türkiye'nin özellikle Karadeniz bölgesinde çok çok mağaralar var. Marmara, Ege bölgesinde de var. Bu mağaralarda çok yarasa yaşıyor. Yarasalar böceklerden, sineklerden, efendim, meyvelerle, çiçeklerle besleniyor. Bunlar yemiş olduğu böceği, meyvenin vesaire %15'ini sindiriyor, %85'ini sindirmeden atıyor dışkısıyla. Yarasanın gübresi dünyanın en kaliteli yani haceti, pisliği en değerli gübre oluyor. Amerika Birleşik Devletleri şimdi bu Arjantin'in güneyindeki bu penguenlerin gübresini topluyorlar. Pazarlıyorlar, satıyorlar vesaire. Türkiye'de de mağaralardaki yarasa gübreleri toplanıyor, değerlendiriliyor. Şimdi biz de onunla ilgili bir çalışma yaptık. 1 gram yarasa gübresiyle 1 litre suyla karıştırılır. Çok çok değerli. Altın gibi. Mesela böyle saksılar sulanırsa her türlü mineral vesaire vesaire bitkinin ihtiyacı olan her şey var onda. Yani 3-4 haftada bir defa sulamak yeterli. 1 gram bir saksı için yeterli. Ana o kadar değerli.
Hem tozu var, yarasa gübresinin, hem sıvısı var. Kimya yerine toprakta yarasa gübresini kullanırsak 150 milyon ton gübre varmış tahmini olarak Türkiye'de. Yani o kadar çok yıllarca yetecek gübre var, yarasa gübresi. 1 kilo veyahut da sıvısından 1 litre yarasa gübresiyle 1 hektar arazi gübreleyebilirsiniz. Yani suyla karıştırarak serpebilirsiniz. Toprağı canlandırır, güçlendirir. Bitkilere ihtiyaç olan vitamin, mineral, enzimi karşılamasını sağlar. Bitkinin daha çok derinlere kök salmasını sağlar. Canlandırır, canlılık verir. Toprağı güçlendirir. Yani topraktan başlamamız gerekir. Şimdi toprağı öldürüyoruz. Bir de tahıllarda, zebzede, meyvede hormonlu zebze, hormonlu meyve, GDO'lu. Mesela geçenlerde duydunuz. Bebek mamalarında, küçük çocuk mamalarında Türkiye'nin en meşhur bir firması ne yaptı? GDO'lu mama üretti. Duyulmuş değil mi? Yani dünyada yok böyle bir şey. O firmayı hemen kapatırlar, başka bir ülkede yapsalar. Türkiye'nin en meşhur bir firması GDO'lu mama satır. O maşallah. Hiç kimse bir şey demiyor. Yani gariban sıradan bir firma olsa şak mühür basarlar. Derler ki ne oluyor? Ama büyük holding olursa sen holdingsin, ağamsın, paşamsın, dokunamıyorlar. Olur mu böyle şey? Yani çocuklar zehirleniyor, bebekler zehirleniyor. GDO'lu, hormonlu. O da neye katıyor? Bebek mamasına katılıyor. Yetişkin bir insan olsa tamam. Metabolizması güçlüdür. Zararı az olur. Ama sen yeni doğan bebeğe mama veriyorsun. İçinde GDO var, kimyasal madde var. Dünyanın hiçbir yerinde bunu yapılamaz. Türkiye'de yapılıyor. Ve firma hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Kim yapacak?